Ağam, param olsa can kurban. Al git, hepsi sen. Feda olsun. Ya ben fazladan bir şey istemeyeyim. Babamın hakkını isteyeyim. Onca zaman geçmiş. Bilirim, Zülfikar Ağa'ya mahcup olmuşum. Kasetten 150 TL kadar basmışım, 90-100 TL'si satılmış. Gelen paradan masrafa gitmişti. Bize kuruş kalmamıştı. İyi günler, mektupsu gelmişti. İki dakika bekleyesen kardeş. İstiyorsan artan kasetleri siyah vereyim. Yok kardeş, ne işin var benim kasetle neyle? Babaya götür sen Zülfikar Ağa'ya. Elden satar, 3-5 kuruş doğrultur. Böylece yürür ağam. İçeri geçesen kardeş. Buyur ağam, gel de gör halimizi. Geç kardeş böyle. Kendince bak bir şeyler seç. Saz falan eşlik ister misin sen? Olur da. Osman abi. Gel hele, müşteri bekliyor. O nedir? Buralarda adettir ağam. Gurbette olanlar en çok da askerler. Ailelerine, nişanlılarına, sevgilerine kaset doldurup gönderirler. Bak hele. Neler var. Ya dün öyleydim, bunu öğrenemeyecektim. Ya iyi de bu zamanda ya niye telefon etmirler de böyle kaset gönderirler? Yo, kaset başkadır ağam. Aynı değil. Mektup gibi tekrar tekrar dinlenir. Asker ağalar sevgililerine çekinip de söyleyemediklerini böylece daha rahat söylüyorlar. Söyleyemediklerine? Baktın mı kardeş? Tamam, tuttum bir tane. Hazırsan başlayalım. Tamam, ben hazırım. Sevgili anacığım, sevgili babacığım, çok sevdiğim ailecığım, saygıyla ve sevgiyle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin közlerinden öperim. Zülfikar Ağa'ya hürmetlerimi iletesen. Kusurumuza bakmayın. Tamam, söylerim. Selametle. Her zaman bekleyerek. Kızım, in şu merdivenden, üşüyeceksin. Bassanıza şu düğmeyi ya. Günaydın. Günaydın oğlum. Evet, ne var? Seni görmeye geldim. Ferit söyleyince acayip oldum. Kafayı mı yedin sen, okul bırakılır mı hiç? Bırakman gerekiyorsa bırakırsın. Benim yüzümden. Zaten uyku uyuyamıyorum. Geberiyorum vicdan azabından. Günaydın. Günaydın. Tamam, bir hata yaptım ama bana bir şans daha ver. Günaydın. Günaydın. Hiç değilse şu okul partisine gel. Bütün okulun önünde senden özür dileyim. Ayaklarına kapanayım. Yüzüme tükür. Kolumu kır. Yok. Artık öyle şeyler yapmıyorum. Görmüyor musun ne kadar sakinim? Her şeyi yaparım. Ne olur gel. Niye ısrar ediyorsun ki? Çünkü sen benim hayatta en çok sevdiğim insanlardan birisin. Hıyarlık ettim, kalbini kırdım. Bence sen git Cumhurcu. Boşuna konuşuyoruz. Ebru nasıl? İyi. Yani görüşüyor musunuz okul dışında? Ara sıra. Yani çıkıyor musunuz? Öyle bir şey ama ben de bilmiyorum. Çıkıyoruz denebilir. Tamam. Ali Kaydar çarşıda görmüştür. Düş nereden o? Gene kaybetmek sizin mi? Karışmayın. Tamam. O adamı getirin bana. Bir fikri getirin bana. Buyur Hasan, içeri ağam. Ataş almaya mı geldin?
Yok sağ ol. Fazla kalmayacağım. Yani İstanbul'a gideyim de size de bir Allah'a ısmarladık diyeyim dedim. Yok mudur babamla bir haber? Yok ya. Yani ne ondan ne de kör üstemden. Böyle olacağı belliydi. Bulmuştur layığını. Ya bu nasıl konuşmuyorsun kardeş? Bu adam senin de baban sonunda. Öyle baba varsın olmasın. Bize ettiklerini sen de bilirsin ağam. Yabana ettikleri, anama ettikleri. İçinizde şikayet etmek en çok bana düşer. Anamla beni ortada koydu, sizin ananıza gitti. Hayatını ona verdi. Bütün türkülerini ona söyledi. Her şeyi terpti. Böyle büyük bir sevdaydı onunkisi. Sizi o büyüttü, yetiştirdi ya. Bense el kadar çocukken neden beri baba yüzü görmedim. Gene de babamdır deyip bağrıma basayım. Ya nedir bu laflar? Yok anamı sevmedi, yok bizi sevmedi. Etmediğini komadı. Ayıptır, günahtır ya. Yalan mıdır söylediklerimiz bizim? Hepimize çok çektirmiştir Ali Haydar Ağa. Yeni mi aklınız başınıza geldi kardeşim? Niye sütlü sütlü melirsiniz? Önceden iyiydi, hoştu da. Şimdi niye defterden sildiniz adamı? Ben söyleyeyim niye? Çünkü kocadı. Çünkü size yük olmaya başladı. Çünkü insan eti ağırdır. Böyle evlatlık mı olur? Besbelli ananızı da parası için sevdiniz. Menfaat için etrafında toplantınız. Şimdi para da sizi, mal mülk de. Varın hayrını görün. Lakin artık ananız yok. Babanız da yok. Bundan böyle o sır benim babam. Sizin değil.